Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlarım. Önce şunu söyleyeyim, en son söyleyeceğimi. Değerli arkadaşlar, korkunun ecele faydası yok. Bakın, 20 yıl önce yoksullukla, yolsuzlukla, yasaklarla mücadele edeceğiz diyerek iktidara gelen AK Parti iktidarı bugün yolsuzlukların, yoksullukların, yasakların sebebi ve sahibi olmuş durumdadır. Yolsuzluk deyince, yoksulluk deyince, yasak deyince maalesef akla iktidar geliyor. Baktığınız zaman son örneği işte yaşadığımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na talimatla verilen hapis cezası ve siyasi yasak kararı. Şimdi buradan soruyorum. Sizler 16 milyon İstanbullunun iradesine de mi yasak koyacaksınız? Yoksa yetmez deyip 84 milyon vatandaşımızın iradesine de mi yasak koyacaksınız? En büyük ahmaklık bu değil de nedir Allah aşkına? Şuradan söyleyelim. Bütün Cumhuriyet Halk Partililerimiz, üyelerimiz, belediye başkanlarımız, inanın hiçbir başkanımızı, hiçbir partilimizi size asla yedirmeyiz. Asla. Hiç kimse de ümitsizliğe kapılmasın. Genel başkanımızın, liderimizin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü aynen devam ediyor. Hak, hukuk, adalet için yürüdük, yürümeye devam ediyoruz. Maltepe'deki adalet yürüyüşündeki toplantımızı sonu diye düşünenlere bugün saat 16'da Saraçhane'de adalet yürüyüşümüzün devamını görmeye davet ediyorum. Buradan sorarım AK Partili milletvekillerine ve yöneticilerine. Siz bu olaydan rahatsız değil misiniz? Bakın, böyle mi milli iradeyi savunuyorsunuz? Bu karar karşısında tepki göstermeyenler darbeci zihniyete sahip kişilerdir. Bu karar ahmaklığın en büyüğüdür. Bakın, daha önce seçimi kaydedenler, efendim işte İstanbul seçimini hazmedemeyenlere 6 ay sonra ne yapacaklar vallahi mümkün değil. Ama şunu söyleyeyim, bu ülkeye ya adalet gelecek ya adalet gelecek. Şimdi Sayın Başkan, milletvekili arkadaşlarım, adalet sadece orada değil, enerjide de yok baktığınız zaman. Enerjiyi yönetemeyen ülkeyi yönetemez diye hep söylüyoruz ve yönetemiyorsunuz. Ancak algıyla bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz. Baktığınızda kazın ayağı öyle değil. Bakın burada bir fotoğraf var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabında paylaştığı bu görsel yalanı açık net ortaya koyan bir fotoğraftır. Burada ne diyor bakanlık? Elektrik ve doğalgaz tüketim fiyatı asgari ücretin %45.7'sinden 13.9'una düşmüş. Bu bir de bunu Ağustos ayında paylaşmış baktığınız zaman. Yani bitmedi. Sayın Bakan geldi burada gözümüzün içine baka baka söyledi gitti rakamları anlattı. Asgari ücretlinin aldığı maaşın %5.4'ünü elektrik için %8.8'ini doğalgaz için harcıyor dedi. Harcıyoruz dedi. Şimdi soruyorum. Ya Allah aşkına brüt asgari ücret şu anda ne kadar? 5.500 lira alıyor. E neden hesapları 6.471'den yaptınız? Bir. İki. Asgari elektrik tüketimi 240 kilowatt saatken neden hesapları 200 kilowatt saatten yaptınız? Üç. Bir ailenin 300 metreküp harcasa bile kış ayında ısınamadığı halde neden hesabı 100 metreküpten yaptınız? Milletvekili arkadaşlara soruyorum. Gelen faturaya bakın bakalım kış aylarında ne kadar harcıyorsunuz metreküp olarak? 4. Vatandaşımızı algı yaparak kandırmaya utanmıyor musunuz? Bakın değerli arkadaşlar, çizdiğiniz tablolar efendim burada. Vatandaşı enerji yoksulluğu yaptığınız gerçeği burada. Bakın burada bir tablo var. Bu tabloda da alım gücünün nasıl düştüğü ortada. Çok geri gitmeyeceğim. 2021 Aralık ayında 2853 lira asgari ücretle 3134 kilowatt saat elektrik alınıyordu. Şimdi 5500 lirayla 2196 kilowatt saat elektrik alınıyor. Yani alım gücünü elektrikte %30 erittiniz. Doğalgazda da aynı. Doğalgazda da erittiğiniz rakam %30. Şimdi bakıyoruz bu kafayla. Yani bakıyoruz zam yapacak olacak efendim asgari ücret zamlanacak vesaire ama bu kafa bu iktidarda olduğu sürece bu milletin alım gücü yükselmez. Milleti batırmaya devam edersiniz. Bir de büyük bir yalan var. Bu yalan gerçekten akıllara ziyan. Diyor ki
Efendim Avrupa bizi kıskanıyor. Bizi kıskanan Avrupa'da neredeyiz? Bir bakın görün, buradan size göstereyim. Birinci sıradayız. Ama nerede? Yoksullukta, pahalılıkta, enflasyonda açık ara birinciyiz. Yani arkadaşlar Avrupa'da enerji enflasyonu %38.3, Türkiye'de %142.6. Yani tam Avrupa'nın 3 katı. Ayıp, yazık, günah baktığınız zaman. Şimdi Avrupa'da vatandaşını koruyorlar. Türkiye'de siz zam üstüne zam yapıyorsunuz. Bir not edin. Çünkü biz ne yapacağız? Neredeyse tamamı özelleştirilmiş enerjide kamu inisiyatif alacak. Arz güvenliği ve satın alma gücünü dikkate alarak yeşil dönüşümle enerji politikalarını baştan aşağı tekrar tasarlayacağız. Ve enerji bir tercih işidir. Biz tercihimizi sizin gibi yandaştan değil, vatandaştan kullanacağız ve vatandaşı müşteri gibi gören zihniyeti yok edeceğiz. Sayın milletvekilleri, soruyorum. Özelleştirince ucuzlayacak dediğiniz elektrik neden ucuzlamadı Allah aşkına? Çok pahalı oldu. Neden? Vatandaş için çalışmadığınızdan dolayı. Bakın bu fotoğraf Isparta. 6-7 gün vatandaşı karanlıkta bıraktınız, utanıp bir taneniz istifa etmedi. Yazıklar olsun. 21. yüzyılda 500 bin nüfuslu Kocaken karanlıkta kaldı. O zaman diyordu partinizin genel başkanı Erdoğan, efendim işte mum vardı, o vardı, bu vardı diye. Vallahi mumuyu da, yoksulluğu da, efendim gaz lambasını da bu millette siz tanıştırdınız. 20 yıllık AK Parti iktidarının özetidir bu fotoğraf. Ayrıca BOTAŞ'ı batırdınız. Bakın BOTAŞ, şimdi soruyorum ben. BOTAŞ'ı batırdınız ancak seçimi finanse etmek için BOTAŞ'ın Rusya'ya borcunu seçim sonrasına ertelediniz mi? Rusya'ya eğer ertelediyseniz, ödemeyecekseniz vatandaşın da faturalarını bir yıl ötelemeyi düşünüyor musunuz? Peki bu yıl hiç bu soğuklarda hiç kimse soğukta kalmayacak diyebiliyor musunuz? Ayrıca 2024 yılında ki bütçeyi Millet İttifakı olarak biz yapacağız. 2024 yılında ne kadar para faiziyle Rusya'ya ödenecek? BOTAŞ'ı batırmanın bedelini destek gibi söyleyip vatandaşa bu zararı ödetip sonra da 100 milyar lira sübvanse ediyoruz demek bu milletin aklıyla alay etmektir. Not edin, biz ne yapacağız? Bakın önce milletimizi doğalgaz bağımlılığından kurtaracağız. Milletimizi ele muhtaç etmeyeceğiz. Enerji yoksulluğu çeken, elektrik, doğalgaz faturalarını ödemekte zorlanan milletimizin, çiftçimizin, esnafımızın ihtiyacını karşılamak için sosyal enerji fonu, yani SEF'i kuracağız. Ayrıca iktidarımızın ilk 3 yılında dar gelirli olan vatandaşlarımızın ekonomik durumları düzelene kadar Aralık, Ocak, Şubat aylarında borcun ödenmemesinden dolayı doğalgaz kesintisi olmayacak. Değerli milletvekilleri, güzel Allah'ımızın bize bir lütfu var. Bu nedir? Güneş ve rüzgar. Ve bu konuda büyük potansiyelimiz var. Buna karşın dünyanın gerisindeyiz. Güneş değeri neredeyse bizim yarımız olan Almanya ile aynı zamanda başladık yenilenebilir enerjiye. Bizim güneş değeri bizim yarımız ama bizim 5 katımız daha yüksekte. Ülke kaynaklarını heba ediyorsunuz. Enerji kooperatiflerini 2018 yılında kurduk. Onların önüne engel koydunuz. Eğer o enerji kooperatifleri devam etseydi vatandaş daha çok kamuda enerjide söz sahibi olacaktı. Ama şunu söyleyeyim. İktidarımızda Türkiye'nin 7 bölgesinde enerji kooperatifleri her yerde açacak. Enerji Bakanı buraya geldi, dedi ki efendim biz yenilenebilir enerji %54'e çıkardık dedi. Allah aşkına 2002'de iktidara geldiğinizde kurulu gücün elektrik kapasitesinin %39'u zaten yenilenebilir enerjideydi. 20 yılda yaptığınız %15'i 54 gibi anlatmak size yakışır. Bakın Cumhuriyet hükümetlerinin kıt imkanlarıyla hayata geçirdiği o kıymetli yatırımları yanlış ve bunları dile getirmiyorsunuz. Biz ne yapacağız? Bakın, biz tasarladık enerji politikalarını. Efendim, enerji bir tasarım işidir ve tasarladık. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken ülkemizi önce 2030 ardından 2050'lere taşıyacak olan enerji politikalarımızı 6 ilke, 6 tema, 6 sektör, 16 proje ve güçlü yönetişim vizyonuyla tasarladık, hazırız ve iktidara geliyoruz. Bakın 2000 sadece sizin 20 yılda yapamadığınızı
Biz 7 yılda yapacağız. Nasıl yapacağız? 2023-2030 yılları tamamlayalım lütfen. 8 bin megawatt saat rüzgar, 35 bin megawatt saat güneşi kuracağız. Toplamda 56 bin megawatt saati ilave edeceğiz. Bir de efendim şu var. Ya şu yaz kış saati inadınız nedir? Ya damattan mı korkuyorsunuz? Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. İtibardan tasarruf olmaz deyip sarayın ışıkları şakır şakır yanıyor. Siz çıkıp burada çıkıp diyorsunuz ki, bunu bakan da söylüyor sizler de korkudan. Diyorsunuz ki efendim tasarruf var. Nerede tasarruf? Yok. Rapor var. Nerede rapor? Yok. Uluslararası araştırmalar tam tersine bu işte zarar olduğunu söylüyor. Size şunu söyleyeyim. Bu Türkiye'de iki tane Recep var. Birisi tıkır tıkır işi yolunda şıkır şıkır lambaları yanan saraydaki Recep. Diğeri de kim? Vatandaş Recep. Yandım Allah diye bağırıyor milletimiz. Allah aşkına tasarruf deyip milleti karanlıkta bırakmaya hakkınız da yok, hukukunuz da yok. Ama hiç merak etmeyin. Hiç en büyük tasarrufu milletimiz, en büyük tasarruf. Adalet.